Herkese merhabalar dostlar. Bugün yepyeni bir rehber videosuyla Starfield'la karşınızdayım. İnternette birçok kaynağı gezdim. Birçok video izledim. Yerli ve yabancı olsun ama hiçbirisinde tam olarak aradığım içeriği bulamadım. 1,5-2 günden beri de işte fırsat buldukça oyuna girip Outpost'a bakıyorum ve Outpost için mükemmel bir rehber hazırladım. Baştan sona kadar izlemenizi rica ediyorum çünkü çok önemli bilgiler vereceğim. Bölüm bölüm hazırladığım içeriği çok rahat ve anlaşılabilir olduğunu umuyorum. Abone değilseniz abone olmayı, videonun altında yorum ve görüşlerinizi bırakmayı, ayrıca yukarıdaki oynatma sitesinde de daha önceki Starfield videolarımızı, maceramızı ne yaptık ne ettik diye izlemeyi unutmayın efendim. Hazırsanız Outpost rehberimiz geliyor. Rehberin ilk aşaması olan Outpost kurmak için ne gerekiyor bize? Herhangi bir araştırma laboratuvarından, karakol geliştirmeden imalat 1'i yapmış olmanız lazım. Bunun için 2 tane kablo, 3 tane uyarlanabilir iskelet, 3 tane demir ve 3 tane yalıtım macunu bulmanız gerekiyor. Bunları bulduktan sonra bunları herhangi bir satıcıdan temin edebilirsiniz, bu arada varlar. İmalat 1'i açıyoruz. İmalat 1 bize ne veriyor? İleri karakollarda basit imalatçıların küçük depo modüllerinin ve sistemleri arası kargo bağlantı nasıl inşa edileceğini keşfedin. Yani biz imalat 1'deki hemen hemen her şeyi bu rehberde kuracağız ve hepsinin ne işe yaradığını sizlere tek tek anlatacağım. Ayrıca imalat 2 var. İmalat 2'de de şöyle bir detayımız var. Üreticiler, yani imalat yapan üniteler gelişiyor ve kargo konteynerları küçük boydan orta boya çıkıyor. Bunun üçüncüsü açılacak 2'yi imal ettikten sonra, ama karakol mühendisi yeteneği gerekiyor bunu yapmak için. Bunu yaptıktan sonra da büyükler açılacak. Büyük imalatçılar ve büyük kargo depolama konteynerları. Dekorasyon, işte robotlar, bunlar tamamen, işte dekorasyon dediğimiz tamamen dekorasyon ürünü ile alakalı olan geliştirme. İşte oraya şimdi göreceksiniz zaten. Videonun sonuna doğru kendimize bir base kuracağız. Ve bu base'e koltuklar, yataklar, şunlar bunlar koyacağız. Bir hafif süslemeler yapacağız. Onun için bu gerekli. Robotlar da verimlilik kazandırıyor kurduğumuz ünitelere. Mesela maden çıkarttığımızda çıkan madenleri geliştirebiliyor. Ya da imalat yaptığımızda yaptığımız imalatın verimliliğini arttırabiliyor bu robotlar da bize. Aynı şekilde karakol savunması karakolumuzun savunmasını güçlendiriyor. Rütbe 2 istiyor karakol mühendisi. Enerji üretimi, daha gelişmiş enerji kaynakları imal edebilmemizi. Evcilleştirme, yabani hayvanları alıp buraya evcilleştirme ve onların içinden topladığımız kaynakları elde edebilmemizi sağlıyor. Bahçıvanlık keza aynı şekilde bitki çeşitlerini yetiştirme ve o bitkilerden topladığımız organik materyalleri almamızı sağlıyor. Kaynak çıkarmada kaynak çıkarı aracıların seviyesini yükseltiyor. Daha fazla kaynak çıkartıyoruz. Şimdi buradaki araştırma ve geliştirme kısmı bu. Bunu nereden bulacağız derseniz de hemen şöyle göstereyim. Loca'yı herkes biliyor. Loca'ya girdiğiniz gibi hemen sağa döndüğünüzde şuradan Bodrum katta araştırma laboratuvarımız var. Şuradan araştırabileceksiniz efendim. Önereceğim ilk gezegen Naryon sisteminde. Naryon'a geldik. Ve şurada Sumati gezegeninin uydusu Androfon. Bakın Androfon'da şöyle kaynaklar normalde gizlenmiş olarak gelir. Siz bastığınızda kaynakları görürsünüz. Taramadıysanız gezegeni görünmez. Taramayı da hemen bundan sonra göstereceğim. Bu gezegende helyum 3 var. Alüminyum var ve demir var. Biz alüminyum ve demiri ilk yapı malzememizi üretmek için kullanacağız. O yüzden çok önemli bir başlangıç alüminyum ve demirin yan yana olması. Ayrıca helyum 3'te nakliye işlemimizi halledeceğimiz için helyum 3'te bizim için bulunmaz bir Hint kumaşı bu sistemde. Şimdi mesela taranmamış bir gezegen bulalım. Heh, mesela burayı taramamışız. Çok güzel, bulduk. Hemen buraya seyahat edelim. Kaynakları nasıl göreceksiniz haritada yerini? Ne önemi var bunları görmenin? Onu da size hemen anlatacağım. Buraya geldim. Tarama diyor gördüğünüz gibi. Galaksinin üstüne ya da gezegenin üstüne geldiğimiz zaman, çok özür dilerim. Tarama dediğimde bütün kaynakları gösterdi bana. Burada ne varmış? Helyum varmış, kurşun varmış, alüminyum varmış. Mesela önemli. Burada kurşun, şurada alüminyum var, burada da helyum var. Bunların birleştiği bir nokta var mı? Yakın oldukları bir nokta yok gibi bir şey hemen hemen. Normalde birbirlerinin yakın olmasını tercih ederiz ama belki şurada kurşun ve helyumu bir arada bulabilirsiniz. Neden yakın olmasını istiyoruz? Outpost rehberine geçtiğimizde göreceksiniz, sınırlı bir alanınız var ve bu alan içerisinde birden fazla kaynak koyarsanız sınırlı sayıda olan karakol kurma şansınızı daha az karakolda daha çok materyalle başarmış olursunuz. İkinci önereceğim gezegene gelelim. Tau Ceti gezegeninde şurada hemen Tau Ceti
8B. Çok güzel bir gezegen bu da. Alüminyum var, klor var, demir var, su var ve argon var. Bakın şurada argon kaynağı var, alüminyum var, klor var, demir var. Bu ikinci gezegen. Hemen size bir üçüncü örnek daha göstereyim. Akabinden outpost kurmak için neler lazım oraya geleceğiz. Önerebileceğim üçüncü gezegen ise Olimpos yıldızında. Şöyle Olimpos'a girdiğimizde şurada kocaman bir Ayon yıldız şeyi var, gezegeni var. Orada Dionys diye bir gezegen, öyle söyleyeyim. Burada su, kurşun, klor, nikel, demir, uranyum, benzen ve alkanlar var. Bayağı bir bol materyal içeriyor burası da. Burada da herhangi bir yere gelebilirsiniz. Şimdi bunları kafanızda bir yer edin. Gezegenler var. Gezegenlerde çıkan bazı metaller veya gazlar var veya sıvılar var. Hiç fark etmez. 3 farklı türde de malzeme çıkartabiliyoruz. Şimdi bunlarla ne yapacağız? Bunları nerede kullanacağız? Bunlar bizim için neden lazım? Outpostlardan çıkarttığımız malzemelerle ya ham madde olarak bulacağız elimizde bu malzemeleri ya da bunlarla bir üst seviye malzemeler craftlayacağız. Mesela tehlike koruması eklemek istiyorsunuz zırhınıza. Ne istiyormuş? İzotopik soğutucu, moleküler süzgeç, kurşun ve biyo önleyici. Kurşun ham madde ama diğerleri bir üst seviye imalat parçası. Şimdi hemen şuradan gidelim mesela. Endüstriyel çalışma masası. Burada eş merkezli mıknatıs imal etmek için nikel ve kobalt. Kablo imal etmek için gümüş ve bakır. Manyetik basınç tank üretmek için nikel ve alüminyum gibi. Bizim ilk başta kurarken base'imizi ya da outpost'umuzu en önemlisi uyarlanabilir iskelet. O yüzden ilk kurduğumuz noktada demir ve alüminyum olursa çok rahat ederiz. Çünkü bunlardan çok fazla craftlayabileceğiz. Bunların hepsi dediğim gibi bir üst seviye malzemeleri veya bunların da bir üstünü craftlayabilmek için olan materyaller. Şöyle bir tezgahın daha yanına gidelim. Mesela silah tezgahımız. Neyimiz var bizim? Mesela güzel bir silahımızı seçelim. Şu silah. Mesela lazer modu yokmuş. Lazer görüşünü almak için helyum 3, neon ve alüminyum istiyor. Yani herhangi bir ara materyal değil, direkt ham madde istiyor. Bakalım başka namlu ucuna ne istiyor? Kompansatör için nikel alüminyum, namlu freni için yalıtım macunu, titanyum, tungsten. İşte iç kısım için ne istemiş? Mesela yapışkan, iridyum, kablo ve platin istemiş. Bu şekilde malzemeler istiyor. Bu malzemelerin hepsini outpostlarımızdan bulabileceğiz. En kötü ihtimalle outpostumuzdan bu malzemeleri direkt olarak çıkartamasak bile outpost'tan aldığımız malzemeleri satıp para kazanacağız. Artı deneyim puanı kazanacağız. Onu da göstereceğim son bölümde outpost'u kurduktan sonraki kısımda. Deneyim puanını kazandığımız zaman da birçok şeyin kilidini açabileceğiz arkadaşlar. Şimdi gelin bir tane random bir nokta seçelim size bahsettiğim yerlerden birisinde ve outpost kurma adımına geçelim. Outpost kurma adımına geçmeden önce çok kısa bir araya girmek istedim. Oraya gittiğinizde malzemesiz kalmamak için birazdan bir liste vereceğim size. Malzemelerin, yani craftlayacağımız malzemelerle beraber ihtiyaç listelerini vereceğim. O listelere göre tüccarlardan gidip birkaç malzemeyi unutmayın. Çünkü ilk baş kuracağımız yer için elimizde bir ham madde olmayacak. Mesela bize berilyum lazım olacak. Bunu bir alalım. Demir lazım olacak bir miktar, alalım. Akabinden titanyum lazım olacak. Kayganlaştırıcı lazım olacak. Titanyum burada var mı? Yok mesela. Bakıyorum şöyle bir listeme ben. Kurşun lazım olacakmış. Kurşun alalım. Bunları çok ufak tefek maliyetler alıyoruz buradan aslında. Titanyumu burada bulamadım. Titanyumu bakacağım şimdi başka nerede var diye. Bu United Colonies'in ticaret noktasıydı. Bir de karşıda var. Ha şu Outland. Oraya da bir bakalım. Titanyum bulmadan gitmeyelim. Titanyum bunda da yok. Kablo var. Biraz kablo alabilirim. Kablo lazım olacak. Eş merkezi mıknatısı lazım olacak. Bunu alabilirim. Başka neler var? Şöyle bir bakıyorum ben ama. Tepkisel gösterge diye bir şey lazım olacakmış. Alalım. Ben gitmeden önce bir de titanyum bulayım. Titanyumun bulunduğu yeri de size göstermiş olayım. Akabinden hemen outpost kurmaya gidelim. Atlantis'te bu mercanta kesin vardır diye düşünüyorum. Ablacığım bir malzemelere bakabilir miyiz? Bir bakalım. Teşekkür ederim. Kaynaklara bakalım şimdi burada. Şu alüminyumu da almak istiyorum. Bayağı da bir malzeme aldım üzerime yalnız şu anda. Bize lazım olan asıl titanyum. Bakıyorum. Titanyum var. Güzel. 10 tane de olsa var. Şimdi ilk gösterdiğim yere gidelim ve orada bir tane güzel base kuracak, outpost kuracak mekan bulalım efendim.
Naryon yıldızındaki Andrafon gezegenine, daha doğrusu uydusuna geldik. Şimdi burada bulmanız gereken 3 madenin de yakın olduğu yeri tespit edebilmek. Helyum istiyoruz, alüminyum istiyoruz ve demir istiyoruz. Şimdi ona da, yani şöyle bir baktığımda en mantıklı ya burası gibi geldi bana, ama bir inip bakmanız lazım. Şöyle bir iniş yapacağız buraya. İniş yaptıktan sonra tarama yapacağız. Nasıl yapacağımızı göstereceğim. Sizlerle beraber hiç kesmeden biçmeden bu arama kısmını yapmak istiyorum, ama hemen bulamazsak arada kırpabilirim, söyleyeyim. Burası en önemli kısmı aslında. Yani ne kadar çok kaynağı bir outpost içinde toplarsanız o kadar sizin için karlı. Neden diyeceksiniz. Tarayıcınızı açtınız. R'ye basmadan önce bakın, karakol 8 diyor. Oyunda toplam 8 tane karakol inşa edebiliyorsunuz. Tabii ki şu var. Şimdi yetenek ağacımızdaki 1-2 özel yetenekten bahsedeceğim. Bunlar outpost için gerekli. Birinci özellik gezegen yaşamı. Burada rütbe 1'de ekstra 4 karakol, rütbe 2'de 8, rütbe 3'te 12 ve rütbe 4'te de 16 tane maksimum karakolu inşa edebilir hale geliyorsunuz. Ayrıca gezegenlerin durumlarına göre daha ekstrem koşullardaki gezegenlere de karakolu inşa edebilirsiniz. Şu an biz sadece uygun atmosferli gezegenlerde veya uydularda karakolu inşa edebiliyoruz. İşte rütbe 1'de aşırı sıcakta, rütbe 2'de de aşırı basınçtaki gezegenlere, işte zehirli ve aşırı yer çekim etkisine sahip gezegenlerde karakolu inşa etme yetkisi size sunuyor gezegen yaşamı. Özel projeler araştırması da araştırma laboratuvarındaki deneysel projeleri araştırabilirsin. Endüstriyel çalışma masasında nadir parçalar üretebilirsin. Endüstriyel çalışma masasında egzotik parçalar ve endüstriyel çalışma masasında eşsiz parça üretebilirsin. Çünkü biz burada belli başlı malzemeleri craftlayacağız. Hepsini bir tane outpost'a toplamaya çalışacağız. Ve bunlarla craft yapacağız. Bu da sizin craft yeteneğinizi geliştirecek. Ayrıca aynı şekilde kimya masasındaki, kimyager yeteneğindeki de kimya masasındaki geliştirmenizi arttıracak. Bu şekilde yeteneklerimiz var. Bir yeteneğimiz daha var. Onu da hemen bulacağım size. O da karakol yönetimi yeteneği. Karakola ilave kargo bağlantıları eklemek, karakola ilave robotlar eklemek, karakola daha fazla mürettebat görevlendirmek ve karakoldaki çıkarıcıları 2 kat daha hızlı üretim yaptırabilmek için karakol yönetim becerisini geliştirmeniz gerekiyor. Bunları aklımızda bir tutalım. Bunlar oyunun çok ileriki aşamalarındaki şeyler, ama bilginiz olsun diye bu rehberin içine de bunları eklemek istedim. Şimdi sıra geldi bizim hem demir, hem alüminyum, hem de helyumu ortak bulabileceğimiz yeri aramaya. Dediğim gibi tarama sekmesine bastığımızda hemen şöyle göstereyim. Bakın yerin rengi turuncu gibi. Bu demir demek. Bu şekilde arayarak da gidebilirsiniz. Mesela burası komple demir. Farklı bir materyal var mı yakınlarda, bir bakalım. Burası da demir. Bu birinci ihtimal. Yani bu şekilde arayabilirsiniz. İkincisi, ama benim önerdiğim, taramayı açtıktan sonra R'ye basın ve karakol modülünü gösterecek. Şimdi sol üstte gördüğünüz gibi, pardon şöyle, şu tarafta sol üstte gördüğünüz gibi gösteriyor. Mesela buraya kurarsam karakolumu, karakol sınırlarım içerisinde sadece ve sadece demir çıkartabiliyorum. Şöyle bir gezelim. Tam 1 saatlik aramanın akabinde düzgün bir yer buldum. Hemen size şöyle bir göstereyim nereye indiğimi. Bakın tam olarak şöyle bir yere indim. Demir var. Helyum var. Ve yanımda da bir alüminyum var. Tam onların üçünün ortasına bir indim. Şu indiğim yerde bulamadım bu arada. Üç tanesinin birden olduğu yeri. Ve buraya indikten sonra hemen nerede konumlandığımı söyleyeyim. Gemim burada. Yaklaşık 370 metre ileride. F'ye bastım tarayıcıya ve karakol dedim. Şu anda buraya kurduğumda karakolumu, helyum 3, alüminyum ve demir 3'ünü de imal edebiliyorum. Şu taraftaki dağlık bölgeye çok yaklaşmak istemiyorum. Şöyle biraz daha düz bir yere gitmek istiyordum ama demir kaynakları şu tarafta galiba. O zaman şöyle tam ortasına, şuraya kuruyorum arkadaşlar. Bir karakolu inşa ettik. Hemen size şöyle tekrardan F'ye basıp bu arada gördüğünüzde bakın sarı bir alan işaretledi. Bu işaretlediği sarı alan bizim karakolumuzun alanı. Şimdi hemen kaynaklara bakalım. Kaynakları nasıl inşa edeceğiz? Nasıl kuracağız? Karakol sekmesine tekrardan bastım R'ye. Ve şimdi yan tarafta şeyler çıktı. Çıkarıcılar.
Helyum 3, alüminyum ve demir. Öncelikle helyum 3'ü nerede kurabiliyormuş bir bakalım. Zaten bize işaretleyecek, bakın yeşil işaretledi orayı, gördünüz mü? Şu tarafa helyum 3 çıkarıcılarımızı kurabileceğiz. Hemen şu tarafa doğru gidelim. Yeri olabildiğince verimli kullanmaya çalışın. Çünkü bunlardan bir tane değil birkaç tane kuracağız. Şeyi mouse'la, mouse'un sol ve sağ tuşuyla da şöyle döndürebiliyorsunuz. Nasıl yapalım? Şöyle bir tane kuralım. Helyum 3 çıkarıcı güce ihtiyaç duyar diyor. Tamam. Okey, ona hemfikiriz. Şimdi bir tane, birer tane kuralım. Akabinde onların devamını getireceğiz. Tekrar bastık ve alüminyum çıkartıcı. Hemen bakıyorum alüminyumum neredeymiş benim. Bu arada V'ye bastığınızda onu söylemeyi unuttum ama şöyle yukarıdan havadan görüşe geçiyor. Sadece bu kadar mı bir alana kurabiliyoruz alüminyumumuzu? Kötüymüş. Bunu da olabildiğince verimli bir şekilde kullanmak için bu alanı şu şekilde koyuyorum. Zaten alüminyumu çıkartamayacağı bir yere kurmuyor. Şimdi demir. Demir için şöyle bir yer arayalım. Demir, demir. Oo, demir çıkartabileceğimiz yer bayağı bayağı varmış. Demir güzel. Demir kaynağımızı bulduk. Onun için de nasıl yapalım? Şuraya kuralım bir tane demir çıkartıcı. Buraya kurdum. Şimdi ne yaptık? 3 tane çıkartıcı ekledik. Şurada alüminyum. Şurada helyum. Ve şu arka tarafta da demir. Şimdi bunlar tek başlarına hiçbir şey çıkartamıyorlar. Bunlara bir güç kaynağı kuracağız. B'ye bastım tekrardan. Karakol dedim. Ve taba bastıktan sonra imal edebileceğim şeylerin listesi çıkıyor yanıma. Şimdi buradan güneş enerjisi en basiti. Yani berilyum, alüminyum ve bakır istiyor. Şöyle bunu dibe köşeye bir yere yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü iniş pisti yapacağız. Depolar yapacağız. Ve materyallerin üzerine sakın kurmayın. Yani demirin, işte helyumun ya da alüminyumun olduğu yerlere kurmayın. Bunun üstünde çünkü malzeme kuramıyorsunuz tekrardan. Hemen şöyle geldim. Şu köşeye kurmaya başlayayım ben şunları. Her bir güneş enerjisi paneli 6 güç verecek. Sağ altta görünüyor mu? Görünüyor. Gereken güç 15 diyor. Yani 3 tane kurarsam şu an bunları çalıştırmak için yeterli gücüm olacak. 1 2 ve bunu çevirmek biraz zahmetli. Onu maalesef ki güzel yapamamışlar. Bende de bir simetrik hastalığı var. Neyse koyuyorum arkadaşlar 3. Şimdi enerjim tamam. Hemen bir kontrol edelim. Adım adım gidiyorum bu arada. Mesela nereye gidelim? Şuraya. Alüminyum çıkarıcının yanına gidiyorum. Herhangi bir kablo eklemedim şu anda. Dikkatinizi çekerim. Şimdi bu başladı çalışmaya. İçinde iki tane alüminyum biriktirmiş. Büyük Oska demirci de iki tane demir biriktirdi. Helyum çıkartan nerede? Şurada. Hemen onun yanına gidelim. Bu da helyum çıkartmaya başlamıştır. Aynen öyle. Bu da helyumu çıkartıyor şu anda. Değişik diye bir çıkartma metodu var. Şimdi güç tesisimizi kurduk. Çıkartacağımız materyali kurduk. Sıra geldi depolamaya. Depolama alanını da nereye yapalım? Şuradan hemen karakol sekmesine tekrardan girdim. Görünümü değiştir dedim. Şu kısma da şöyle önce modu bir açalım. Alüminyumdan olduğu yeri yapmak istemiyorum. Tamam, alüminyum o tarafta. Burada zaten yok. Tamam, şu da alan boş, güzel. Şimdi katı depolayıcıları koyacağız bir. Çünkü niye? Alüminyum ve demir katı madde. Şöyle koyalım bir tane.
Şu bir. Şimdi biraz yaklaşacağım. Ha. Uyarlanabilir iskelet yok dedi. Çok güzel. Bir tane sadece depo koyabildik. Gaz deposunu da koyamadık. Bu çok iyi oldu bizim için. Şimdi anlatım aslında pekişmiş olacak bununla beraber. Şimdi geldiniz alüminyum madenin şeyin üstüne, çıkarıcısının üstüne. Çıktı bağlantısı oluşur diyor mouse 2 ile. Sağ tuşa bastınız. Bunun çıktısı buraya gelsin dediniz. Çıktı bağlantısı oluşur dedim, bastım. Buraya bir kablo bağlantısı geldi ya. Daha doğrusu bu çıkarttığı alüminyumları buraya attı. Şimdi bir de bizim demirimiz var şurada. Hemen ona da bir çıktı bağlantısı oluşturalım. Şurada. Çıktı bağlantısı oluşur dedim. Demiri de buraya aldım. Akabinde demirimiz var, alüminyumumuz var. Şimdi hemen moda geldim geri. Basit imalatçı ne istiyordu? Yalıtım macunu, kablo, alüminyum, tungsten. Bir tane koydum arkadaşlar. Hiç fark etmez, rastgele bir yere koyuyorum, bunu kaldıracağım birazdan. Şimdi bunun da çıktı bağlantısını oluşturalım ve şuraya verelim. Şimdi artık bu malzemeler toplanıp kasaya geliyor, bizim kasamıza. O kasadan da imalatçıya gidiyor. Hemen gidelim imalatçının yanına. İmalatçı da şimdi o bizden istediği eksik olan materyali hemen craftlayacağız. Basit imalatçı. Uyarlanabilir iskelet. Seçtik bunu. Bu zaten seçili. Heh. Çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Bakın. Çok güzel oldu. Burada bütün şeyler üst üste geliyor. Aslında sıkıntılar üst üste geliyor. Sizin için de güzel bir rehber oluyor. Şu anda 20 güç istiyor. Bizde 18 güç var. Hemen biz bir tane daha güneş enerjisi paneli şuraya koyacağız. Şimdi 20 güce 24 güç. Yani güçle alakalı sıkıntımız gitti. Bakın zaten çalışmaya başladı. Haldır haldır çalışıyor. Uyarlanabilir iskelet basıyor. Tamam, şimdi bunu aldık. Biz ne yapmak istiyorduk? Şuradan tekrardan karakol sekmesine geldim. İnşaat dedim. Katı depolama yapmak istiyorduk değil mi? Depolayıcımız burada. Bakın zaten bu hemen çatonun arkasına yapışıyor. Bir tane inşa ettim. Bir tane daha inşa ettim. Şimdi bu craftlıyor bir yandan. Craftladıkları bizim üstümüze geliyor mu? Onu bilmiyorum. Geliyormuş. Tamam, o craftladıkça bizim envanterimizdeymiş gibi aynı görünüyor. Şu an 2/3 diyor mesela. Şu an 3/3. Bir tane daha koydum. Hemen şimdi bununla ilgili de bir nasıl kullanıldığı ile ilgili bir şey göstereceğim. Şimdi bütün malzemeler bu depoya geldi ilk başta değil mi? Hemen bu depoya geldiniz. E'ye basılı tuttum ve çıkış bağlantısı dedim. Bunu buna bağladım. Bağlantıyı oluşur dedim. Ya şimdi bundaki malzemeler buna aktarıldı. Aynı şekilde bunu çıkış bağlantısı diyorum. Ve buna aktarıldı. Buna da bir çıkış bağlantısı dedim. Buna aktarıldı. Şimdi peki dördünü birbirine bağlamam ne ifade ediyor? Bütün madenciler malzemeyi buna dolduracak baştan. Bu bunu aktaracak. Buna çıkış bağlantısı verdik. Bu bunu aktaracak. Bu da buraya aktaracak. Zaten kenarlarında yazıyor bakın. %2 doluluk ve diğerleri boş. Yani bütün malzeme burada toplanacak ilk başta. Bu dolduğu zaman buna, bu dolduğu zaman buna, bu dolduğu zaman buna diye gidecek. Peki. Hemen şimdi şu kabloyu keseceğiz. Sil diyorum. Neden diyeceksiniz? Bu en baştaki kutudan almaya çalışıyor. Biz şuna çıktı bağlantısı oluşturacağız ve bunu vereceğiz. Yani en son kutudaki malzemeyi vereceğiz ona. Bitti mi işimiz? Hayır, bitmedi.
Hemen bir de gaz deposu koyalım. Şöyle şunun yanına bir yerine koyabiliyor muyum? Tamam. Bir tane şuraya koyalım. Bir tane şuraya koyalım. Ne eksik diyor? Uyarlanabilir iskeletimiz ve tungstenimiz bitmiş. Şunu zaten sileceğim. Tamam, bize önemli olan buradan ve sonra yapalım diyeydi. Hatta hemen bir tane daha yaptım. Şimdi iki tane de gaz depolamak için aldım. Depo. Şimdi burada da neyimiz var bizim? Helyumumuz var. Çıktı bağlantısını oluştur dedim. Helyumu da sağdan başlayalım mesela, sola doğru gidelim. Şuna çıktı bağlantısı oluşur dedik. Buna da bir çıktı bağlantısı oluşur dedik. Yandakine bağladım. Şimdi bu ikisi bu şekilde kalacak. Bunlar da bize helyum depolayacaklar. Hemen bakalım hatta helyum geliyor mu? %0 ve %5. Helyum da bir yandan dolmaya devam ediyor. Şimdi hemen bir pratik bilgi. Buraya kadar her şey normal, her şey kablosuz çalışıyor, çok güzel. Ama siz yeri geldi bu makineyi durdurmak istediniz diyelim ki. Onun için de şu şekilde önce yine karakol arayüzünü açtık. Mod derlemesi dedik. Hemen size ne koyacağımızı bulacağım. Güç verilmiş şalter. Şimdi bakın arkadaşlar, bunu buraya kuracağım. Hatta şöyle şu tarafına kuralım. Kurdum. Şimdi bunu kurduğunuzda artık eğer ki bunu kullanmak istiyorsanız kablolu kullanmanız gerekiyor elektriğinizi. Ancak elektriği bir kere bile kablo çektiğiniz anda artık hepsine kablo çekmeniz gerekiyor. Bir bak mıdır nedir bilmiyorum ama o şekilde kullanacağız. Şimdi tekrardan karakol dedim. Ve üstteki görünüme geldim. Bunun E'ye basılı tuttuk, kablo dedik buraya. Buna kablo dedik. Yandakine. Kablo dedik yandakine. Bunları birbirine bağladık. Şimdi buradan demire bir kablo çekeceğiz. Şöyle. Aynen. Demirin çalışmaya başlamış olması lazım. Hemen bir bakalım. Aynen, demir çalışmaya başladı. Şimdi hemen alüminyuma bakalım. Alüminyumun gördüğünüz gibi şeyi dönmüyor. Motor kısmı dönmüyor, öyle diyeyim. Hemen alüminyuma da bir kablo çekeceğiz. Kablo diyelim. Bakın şimdi dönmeye başladı. Artık buna da elektrik geldi. Helyuma da aynı şekilde bir kablo çekeceğiz. Hangisinden çektiğiniz hiç önemli değil bu arada. Çünkü hepsini birbirine bağladık biz. Helyum çıkartıcımız nerede? Şurada. Buna da bağladık. Artık bu da çalışıyor. Şimdi geldik anahtarı neden koyduğumuza. Hadi bunu da ortadan alalım. Hiçbir şey fark etmiyor çünkü. Öncelikle şu küçük anahtara bağlıyorum kabloyu. Akabinden de buradan bir kablo daha çıkartıp bunu da şu makineye bağlıyorum. Şimdi bu makine çalışıyor değil mi? Şu an 5 tane iskelet üretmiş. Hatta şunları alalım. Bir bekleyelim. Hemen bir tane daha üretecek çünkü. Bir tane daha üretti. Aldık ve makineyi kapattık. Şu an bu makine durdu arkadaşlar. Bu artık üretmiyor. Yani size demir ve alüminyum lazımsa kaynak olarak da üreticiyi kapatabilirsiniz. Bu sefer ne yapacak? Şurada demir ve alüminyumunuz birikecek. Şu an birer tane var. Şunlar boş. Zaten o şekilde olması gerekiyordu. İstediğimiz bu. Şimdi birazdan buraya birer tane daha düşecek. Artı. Bunları yaptınız. Şu anda sistem okey değil mi? İmalatçılar var. Güneş enerjisi sistemi ya da helyum motoru var.
Hangisini kurmak istersiniz? Çünkü artık buradan helyum da çıkartıyoruz. Bir de bakır var. Peki bunları nasıl toplayacağız bir noktaya? Onu da size anlatayım. Hemen yine şu imalatçıyı çalışalım yalnız. Şurada ikişer tane demir ve alüminyum olduğunu da görelim de. Bak ikişer tane oldular. Ya buraya birikiyor ama şu anda bu imal etmiyor bize. Bunun şalterini açtık. Hop pardon. Açtık. Tamam bu çalışıyor. Şimdi tekrardan şöyle kıyıya köşeye bir yere geçelim. Çünkü üzerimize inşaat yapamıyoruz. Tarayıcıyı açtım. Ve karakol sekmesine geldim. Şimdi arkadaşlar. Güç sekmesiyle alakalı her şeyi anladığımızı düşünüyorum. Çünkü mesela yakıt dolu jeneratör de helyumla çalışıyor. Tungstenimiz olsa bunu da kurup gösterdim ben size. Helyum zaten çıkartıyorum. Bu helyumla her kurduğum bir tane yakıt dolu jeneratörden 20 tane güç elde ediyorum. İleride bunlara geçebilirsiniz. Şimdi transfer konteyneri. Hatta bundan önce de şöyle yapayım. Depo küçük diyor ya. Şu küçük depodan da kurayım bir tane. Şu an zaten tamamen göstermelik yapıyorum her şeyi. Nereye kuralım? Hadi bunu da şöyle bir yere kuralım. Sal beni bakalım. Bunlar böyle mi birleşiyorlar? Yok. Tamam şöyle. Şuraya bir tane kuralım. Hatta ne istiyor? Titanyum. Titanyumdan 5 tane kalmış. Tamam harcamayalım. Şimdi şunun bir imalatçının çıkış bağlantısı oluşur deyip küçük kutuya atıyoruz. Küçük kutular imal edilmiş malzemeleri elinizde tutuyor. Bunlar da depolarda ham maddeleri. %4 diyor mesela. 2 tane uyarlanabilir iskelet içerisinde var. Gelişmeleri açtıkça karakol gelişmeleri bunların küçüğünden ortasını ve büyüğüne büyütebiliyorsunuz. Dolayısıyla artık bunun içerisinde atıyorum 10 tane mi birikiyor, 15 tane mi birikiyor? Bu limitle sınırlı kalmayacaksınız. Depolarınızı atacaksınız. Bütün depolara erişebiliyorsunuz bu arada imalat yaparken burada. Onu da bilgi olarak ekleyeyim. Yani depodan alıp üstünüze koymanıza gerek yok. Şimdi gelelim. Araya kaynadı az önce. Karakola geldik. Sekmeyi açtık. Şimdi size hava alan, daha doğrusu pistlerden bahsedeceğim. Evet. Şimdi gemi inşaatçısı iniş pisti diye bir şey var. Şu şekilde kocaman, devasa bir şey. Bu 40 metreden daha uzun gemilerinizle bu noktaya iniş yapmanızı sağlıyor. Buna bu kadar malzeme harcamayayım derseniz ki bence harcayın. Çok bir malzeme istemiyor. Uyarlanabilir iskeleti zaten şu anda burada üretiyoruz. Bu var. İniş pisti küçük diyor. 40 metre veya altındaki gemiler için. Şu an benim kullandığım gemi 30 metre mesela. Mantis kullanıyorum. Bu buraya inebiliyor. Ama bu bence daha güzel. 10 tane olmuş. Bunu yapacağız. Hatta bitiyor daha vereyim bu arada. Onu hemen imal edelim biz. Şuradan sandalye diyelim. Bir tane sandalye koyun. Bu imalatı yaparken. Mesela biz depoların oradayız değil mi? Depoların altına şöyle bir tane sandalye koyun. Bakın bu da işin tiyosu. Ne dolu? %11 dolu. Ne kadar dolu? %1 dolu. Şu da %9 dolu değil mi? Oturun abi. Dinlenin. Makineler sizin için çalışsın. Bekle tuşuna basın. Mesela atıyorum ki 4 saat. Bekle 4 saat. Gezegenin saatine göre 4 saat karakterimiz burada bekliyor. Ama bütün makinelerimiz çalışıyor. Şimdi kalktık. Bakın bu %100 tam dolu oldu. Şu tam doldu. Şunlarda henüz daha malzeme yok. Onlara dolduracak kadar malzememiz çıkmamış. Bunun da üzerinde 19 tane var. Belki limiti bu kadardır, bilmiyorum. Helyum depolarımıza bakalım. %58 dolmuş bir tanesi. Bakın bu da %1 doldu. Bunu tamamen doldurdu. Artık buraya geçti. Bunu doldurmaya başlıyor.
Şimdi hemen geri gidelim. Artık uyarlanabilir iskeletimizden bayağı bir var elimizde. Hemen şuna bastık. Karakola geçtik. Kuş bakışı geçip görünüşe geldik. Kendi imal ettiğimiz malzemelerimizi kullanmaya başlayabiliriz. Mesela bir iniş pisti. Şimdi bunu da sakın kalkıp atıyorum gelip buraya kurmayın. Çünkü burada demir madeniniz var. İşte burada helyum madeniniz var. Nereye kurabiliriz? Şöyle bir düşünelim bakalım. Şurası güzel bir nokta gibi duruyor. Şunu da şöyle çevirelim. Ve buraya koydum. Şimdi nerededir? Buradadır. Artık uzay geminize gelip bunun üstüne ne biliyorsunuz? Peki burada bir dünya kasa var. Bu kasanın içindeki malzemeleri geminize almak istiyorsunuz. Kolay bir yoldan. Buradan elle taşımak da yani bir yöntem ama hiç önermiyorum. Onun çok daha basit bir yöntemi var. Hemen tekrardan karakol menüsüne girdiniz. Nerede bu? Transfer container. Bunu kuracağız. Şöyle hemen şuraya bir yeri kurabilirsin. Nereye kurduğunuzun aslında çok bir önemi yok. Sadece görsel olarak daha güzel dursun diye ben buraya kuracağım. Mesela şöyle şuraya kuralım. Kuramıyorum. Neden? Tungstenim yok. Çok güzel. Bunu buraya kuracağız. Şimdi bir tungsten alıp geleyim ben. Tungsteni eksik almışız efendim. Çok kısa hemen döneceğim. Atlantis'e gittim ve malzememi aldım geldim. Hemen inşaata devam edelim. Şimdi bir bug. Bu oyunun bug'ı. Gittim geldim. Şimdi yeni bir şey imal etmek istiyorum. Ve gördüğünüz gibi ortadaki yuvarlak oyuna dönüyor. Bunu nasıl çözeceğiz? Şu şekilde bir oyunu kaydedin. Oyunu kaydettikten sonra oyunu yükle deyip en son kaydettiğiniz oyunu tekrar yükleyin. Bazen bu şekilde bug'da kalıyor. Ben de bayağı bir outpost'u araştırırken aynı bug'la karşılaştım. Umarım düzelecek şimdi. Aynen, düzeldi. Böyle bir şeyde sıkıntı yaşarsanız bu bug'ın da çözümünü bu videonun içinde bulmuş olacaksınız. Şimdi buraya hemen kuralım. Şöyle. Tamam, bu şimdi artık bizim gemimizden direkt kargolarımıza ulaşmamızı sağlıyor. Yani geminin konteynerına girdiğimizde artık outpost'un da bütün kargo konteynerlarına erişebileceğiz. Ama nasıl? Tabii ki bağladığımız kargo konteynerları sadece. Şimdi şu arkadaşa çıktı bağlantısı oluşur diyeceğiz. Şunu atacağız. Sonra helyum depomuza gelelim. Şu helyum deposu. Çıktı bağlantısı oluşur diyeceğiz. Buraya. Bir de ham madde var. Ham maddeler içinde daha doğrusu imal edilmiş maddeler var. Çok özür dilerim. Onları da buraya bağladık. Artık alüminyum, demir, helyum 3 ve oluşturduğumuz o şey malzeme neydi onun adı unutuyorum sürekli de. Kusura bakmayın. İmal ettiğimiz içindekileri buraya boşaltmış. Uyarlanabilir iskeletler geminin envanterine taşınabilecek istersek. Akabinde hemen şuradan imal edilmiş bir şeyin üstüne çıkalım, yer kaplamayalım buralarda. Tarayıcıyı açtım ve karakola geldim. Bu kurduğum sadece ve sadece sizin ana geminizin buraya inmesi için ve belki de bundan çok emin değilim ama zaten gemiyle inmek için bir pist kuracaksınız. Buraya getirmeyeceğiniz karakol mürettebatını koymak için lazım. Hemen akabinden diğer pistlerle ilgili detayları size anlatayım. Kargo bağlantısı. Bu pisti kurduğunuzda bu güneş sisteminin içerisindeki yani bu galaksinin içerisindeki bütün şeyleri sistemler arasında transfer sağlayabiliyorsunuz. Ama bir başka sisteme mesela atıyorum New Atlantis'in olduğu yere bir karakol inşa ettiniz. Bu sistemin içerisinde olmayan bir karakol. O yüzden kargo bağlantısı sistemler arası istiyor sizden. Tek farkı bu kargo bağlantısı sistemler arası helyum 3 ile çalışıyor. Helyum 3 tüketiyor ama dediğim gibi farklı farklı sistemlere
bir şeyler gönderebiliyorsunuz ya da farklı sistemlerden aynı şey kurulduysa o sistemdeki karakolda da malzeme alabiliyorsunuz. O yüzden biz bunu kuralım. Onu da nereye kuralım? Buradaki demiri öldürmeyelim. Burada kargo bağlantılarımızı yaptık. Burayı da öldürmeyelim. Şurada alüminyumumuz var. Helyumumuz var. Şuraya kuralım. En ideali burasıymış gibi durdu şu anda. Buraya kurdum. Şimdi. Helyum 3 depomuz neredeydi? Şuradaydı. Helyum 3 deposundan çıktı oluşturuyorum. Ve buraya gönderiyorum. Aynı şekilde keza elektrik gerekiyor, ona bir bakalım. Şuradan kablo diyelim. Mesela bu pist için herhangi bir enerji gerekmiyor. Şu aktarım için herhangi bir enerji gerekmiyor. Ve bu pist için de herhangi bir enerji gerekmiyor. Tamam. Şimdi biz artık sistemler arasına farklı bir yere, farklı bir galaksiye de karakol kurarsak ve bu sistemler arası iniş pistini kurarsak oradan malzeme de transfer edebiliyoruz. Buraya kadar her şey güzel. Şimdi şurada birazcık oturalım. Biraz daha bize yapı malzemesi craftlasın. Bekle diyelim. Hadi 7 saat. Burası doldu. Bu da ayrıca çok küçük bir konteyner. Kaç tane alıyor içine? 54 tane alıyor içine. Ama mekan şu an bir canlanmaya başladı. Öyle söyleyeyim size. Tabii bu çıkarıcıları bir tane koymazsınız. 2 tane, 3 tane, 4 tane çıkarıcı koyacağız. Kaç oldu bizim gereken gücümüz? 30 oldu ama toplam ürettiğimiz 24. Hemen bir tane. Mesela şunu yapalım. Yakıt dolu jeneratör. Hemen şuraya bir yere hatta yapabiliyorsam. Ayak altı bir yere. Şuraya kuralım. Şimdi buna buradan vermeyeceğim. Tabii ki depodan vereceğim gücü. Bu gelen, bu da gidendi. Hemen buradan bir çıktı bağlantısı oluşturup helyum 3'e verelim. Buradan da bir kablo bağlantısıyla genel elektrik tesisatımıza bağlı. Biraz karışık gibi görünüyor, farkındayım ama. Tamam, bunu genel elektrik tesisatımıza bağladık. Şimdi niyeyse bunu çalışıyor vaziyette görmedi. Helyum 3 şurada yeni kurduğumuz iniş pistinin olduğu depoya gidiyor. İşte bakın bu şekilde. O yüzden bunu çalıştıramadık şu anda. Kargo bağlantısı. Bunun helyum 3 deposu nerede? Helyum 3. 388 tane helyum 3 burada birikmiş. Şurada mı helyum 3 deposu yoksa? Ha, kargo bağlantısı gelen, kargo bağlantısı giden ve burada da helyum 3. Yalnız biz yanlış yapmışız, biliyor musunuz? Şu an yanlış yaptığımızı fark ettim ama bunu nasıl düzelteceğiz bilmiyorum. Nerede yanlış yaptığımızı anladım yani, en azından öyle söyleyeyim. Şimdi ben size hemen hatamızı göstereceğim. Ben şunu helyum 3 deposu olarak gördüm. Bu giden kargo bağlantısıymış. Bu gelen kargo bağlantısıymış. Şuna bir şey diyor mu? Bununla ilgili bir şey yok. Bu aslında helyum 3 deposu olabilirmiş. Şunu silelim. Buraya boşu boşuna bu kadar helyum almışız. O bizim hatamız. Hemen buradan çıktı bağlantısı oluştu diyelim. Bakalım şuraya. Sadece oraya mı bağlıyor? Heh, buraya bağlıyor. Tamam, bizim buraya bağlamamız lazım. Hakkınızda olsun arkadaşlar. Şu giden kargo bağlantısı diye bir şey. Yani buraya gidecek olan kargoları bağlayacağız. Hangi kargoyu göndermek istiyorsak. %12 doluluk oranına sahip. Büyük ihtimalle çalışıyor şimdi o.
Karakol diyelim 30'da 50 olması lazım. Tabi toplam gücümüz 50 oldu. Artık şu da çalışıyor. Hemen çalışanı göstereyim ben size de. Şu an bu çalışıyor. Hatta şöyle bastığımda da içerisinde şu anda 17 tane helyum 3 var. Hop, çok özür dilerim. Aynen. Buradan Andrafon karakol 1 dediğimiz bizim. Buradan giden kaynakları ayarlıyoruz. Burada da büyük olasılıkla herhangi bir mevcut karakola tıkladığımızda o karakolun giden kaynakları görünüyor. Transfer et dediğimizde buradaki gidenleri alıp oraya götürecek. Oradaki gidenleri alıp buraya gelecek. Demir kaynağına bize bir şey kurdurtturmuyor. Şöyle bir kaydet çık yapalım tekrardan bakalım. Belki düzelir. Bu da belki bir bug'tır. İlk defa bununla karşılaştım bu arada. Karakol işinin böyle bir tık daha gelişmesi gerekiyormuş gibi duruyor. Eğer bu bahsettiklerimiz bug'sa birer. Çok ilginç. Demir yok. Modu değiştir diyorum. Şu anda sadece alüminyum koyabiliyorum. Az önce demiri koyamıyorduk sadece. Helyum ve alüminyum koyabiliyorduk. Şimdi helyumu da koyamıyorum. Alüminyum koyabiliyorum. Bununla ilgili şöyle bir araştırırım ben neden böyle olduğuna dair. Ama sessiz olun. Bu böyle bir bug varsa da dahi. Zaten ilk başta böyle videonun baş tarafında başlarına doğru daha doğrusu. Size bu çıkarıcıların, maden çıkarıcılarının ne kadar malzeme istediğini göstermiştim. İlk başta kurduğunuzda 3-4 tane kurarsınız. Dolayısıyla maksimum verimlilik alırsınız. O kaynaklar gitmiş olsa bile çünkü çıkartmaya devam ediyor kaynak çıkarıcılar. Oradan malzemeleri. Onu size söyleyeyim. Kaydı tekrar yükledim. Aynı yerden kaldığım yerden çıkarken. Tekrardan helyum çıktı. Valla dediğim gibi şansınızı deneyin o zaman. Yükleyip yükleyip tekrar geleceksiniz. Tekrardan aynı kaynakların çıkmasını isterseniz. Şimdi burayı bırakalım artık. Hava kilidimiz. Base'imizi nereye kuralım? Burada olursa ki belki bir demirimiz var yine. Şöyle yükseltip alçaltabiliyorsunuz. E'ye basıp kurduktan sonra yükseklik alçaklık ayarını WS ile yapıyorsunuz. Kurdum. Tamam. Şimdi yandan hap duru demiş. Bu arada onu ters mi koyduk? Ters koymuşuz. Şunu hareket ettirelim. Tamam. Çevirdik. Aynen. Şimdi mesela hub tour'u dedik. Bu bir oda. Giriş odası. Bunların varyantları var. Q ve T'ye bastığınızda. Q'ya bastığınızda mesela ikinci varyanta geçiyor. Yanında 2/2 diyor ya. Bu birinci, bu ikinci. İkinci varyantı koydum. Bir tane buraya koydum. Şuraya bir koridor yapalım. Hatta tamam şuraya koyalım koridorumuzu. Buraya bir koridor koydum. Ve yanına topraksız hap yuvarlak değil. Şundan koyalım. Kare bir hap. Endüstriyel koridor bir tane daha koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum. Koyduk. Buraya da ne koyalım? Bilim hub'u koyalım. Bilim hub'ından sonra da neyimiz kaldı burada koymadığımız? Hadi bir tane de şundan şöyle ikinci bir oda yapalım. Bu tamamen göstermelik şu anda zaten. Kurdunuz. Hemen gidelim. Kurduğumuz base'imizi bir ziyaret edelim. Burada şimdi base'i kurmaktan çok içine koyacaklarımız önemli aslında. Hemen açalım. Burası bizim base'imiz. Burası neydi? Bilim. Tekrardan yine F ve R ile inşaat menüsünü açıyorum. Şimdi burada yapılardan endüstriyel çalışma masası. Hatta önce biz araştırma masası yapalım şuraya. Buradan imal edeceğimiz şeyleri öğrenmek için kullanacağız. Akabinden endüstriyel çalışma tezgahını kuralım. Şuraya. Bütün bilim ekipmanlarını buraya kuracağız.
Şimdi çıktık. Buraya geldim. Şimdi mesela karakol geliştirmede dekorasyon geliştirmesini yapabiliyor muyuz? Galiba yapıyoruz. Tamam. Elyafı koyalım. Dekoratifi koyalım. Dekorasyon 1 araştırma projesi tamamlandı. Yeni araştırma projeler açıldı. Dekorasyon 2. Robotları açalım. Kablomuz var. Ha, kablo yapmak için mesela alüminyum ve berilyum mu istiyor? Galiba yaptı kabloyu. Berilyum diyelim. Robotları da araştırdık. Şimdi şurada imalat tezgah. Şimdi buradan ne çıkarttık? Demir ve alüminyum. Bakın arkadaşlar, şuradan 99 tane craft'ı diyorum. 99 tecrübe puanı. Buradan tecrübe puanı da kazanabilirsiniz. İmalatçıya yaptırmayıp siz burada yapabilirsiniz. Hatta bir seviye atladım bile. Tamam, alüminyum fazlalı fazla mı kaldı? Yok, hayır, demir geliyor hala. Şimdi burası okey. Burayı komple mesela bilim ekipmanlarıyla donatırsınız. İşte buraya az önce mesela ne öğrendik? Karakol diyelim. Bahçe robotu. Bu inorganik kaynaklardan üretim oranını %10 arttırır diyor. Yani inorganik dediklerimiz organik olmayanlar. Bunlar organik olanlar. Şu da üretilen öğelerin üretim oranını %10 arttırır diyor. Ama buna polimer lazım. Şu an bizim evimizde polimer yok. Şu robotu yaptığınızda bu karakoldaki üretilen öğeler. Yani mesela biz şey yapıyoruz şimdi, o alüminyum ve demiri birleştirip malzeme yapıyoruz. Onu %10 oranında arttırıyor. Burada şöyle size hemen göstereyim. Bir sürü dekorasyon eşyası var. Bunlar mesela şimdi bizim geliştirmemizde de şekillendiler. Böyle bir göstermek için. Normalde şuraya kadar varlardı sadece. Bu arada ben onu koymadım ama yanlışlıkla bastım E'ye. Q ve T. T'ye basacaktım aslında. Yanlış yaptım. Şuraya kadar varlardı. Buradan sonrası büyük olasılıkla şey, yeni geliştirdiğimiz şeyle. Her birisi için de istenen malzemeler değişebiliyor. Dikkat edin. Ya mesela şöyle sadece göstermelik yapıyorum. Kanepe. Bir kanepe daha. Akabinden de sehpa koyalım şöyle ortalarına. Gibi. Bu şekilde dekor edebilirsiniz. Burayı kendi eviniz gibi yapabilirsiniz. Yatak var mesela. Yatakların da şekillerine bakalım. Bak şöyle bir yatak. Şurada mesela şu odayı yatak odası yapacaktım aslında. Pardon. Yatak odası yapacağım odayı oturma odası yapmışım. Neyse, sıkıntı yok. Aa, yapısal istiyormuş bunu koymak için. Koyamadık. Ranza. Başka şöyle güzel bir yatak yok mu? Hepsi için yapısal istiyor. Mesela şöyle bir yatak koyduğunuz diyelim ki burada yatabiliyorsunuz direkt. Bu şekilde burayı dekore edebilirsiniz. İleride araştırmalardan açtığınızda botaniktir, şudur budur. Buraya botanik bahçeleri yapıp organik malzemeler de yetiştirebileceksiniz. Başka anlatmadığım bir şey var mı diye şöyle bir hızlıdan bakıyorum. Aa, çok önemli bir şey atladık. Çok önemli bir şey atladık. Mürettebat istasyonu. Onu da araştırma kısmına koyacağım. Nerede o bölüm? Bir saniye. Ah, şurada. Yo, hayır. Ne kadar karışık oldu burası ha? Şurada. Küçücük base'de kaybolduk bildiğiniz. Mürettebat istasyonu çeşitli yeteneklerle karakolunda sana fayda sağlayabilecek mürettebatlar atamanı sağlar diyor. Aslında çok net bir şekilde açıklamış.
Mürettebat atamak için veri menüsü, gemi menüsü ve mürettebat sekmesine giriş yapabilirsin diyor. Restoranlarda şurada burada bazı insanlar görüyorsun işte beni mürettebat mı olarak alır mısın gibisinden. Onları alacağız. Buraya atayacağız. Hemen şöyle de göstereyim. Gemi menüsünden mürettebat dediğinizde, mevcut karakol dediğinizde burada isimleri yazacak. Ve mesela buradaki Andreja var mesela. Atanmamış diyor. Karakola atayalım mesela denemek için. Bu da hiç karakolla alakalı bir özelliği yok ama olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Elimden geldiğince sade ve anlaşılır bir şekilde kendi bildiklerimi size aktarmaya çalıştım. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Çünkü abonelikler benim en büyük motivasyon kaynağım. Kendinize iyi bakın efendim. Oyunsuz kalmayın. Ayrıca takıldığınız ve sormak istediğiniz yerlere de videonun altında rahatlıkla sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.